Şablon oluşturmak için öncelikli olarak index.html sayfasını açalım. Bunun için File, Open seçeneğini seçtikten sonra index.html'e tıklayıp aç butonuna basabilirsiniz. Doküman açıldığında bu dokümanı File, Save As diyerek index 2 olarak kaydedelim. Evet, şimdi index 2 olarak kaydettiğimiz dokümanın içine bir alan ekleyeceğiz. Bu alan bizim sayfalarımızın içerisinde düzenlenebilir alan olarak adlandıracağımız bölüm olacak. Bunun için içerik alanı içindeki yazıyı işaretliyorum. Insert menüsünden, common altından div tagini işaretliyorum. Wrap around selection seçeneğinin seçili olduğundan emin olun. OK butonuna basarak buraya bir daha div daha ekliyorum. Bu alanım benim düzenlenebilir alanım olacak. Bu alanı sadece şablon oluşturduktan sonra sadece bu alana içerik girilmesini ve düzenleme yapılmasını sağlayacağız. Bunun için bu alanı işaretliyorum. İşaretledikten sonra Insert bölümündeki Common menüsü altından Templates altından Editable Region seçeneğini işaretliyorum. Editable Region butonuna bastığınız anda Dreamweaver size bu dokümanı otomatik olarak bir şablona dönüştüreceğini gösteren bir pencere açacaktır. Bu pencere içinde OK'ya basarak yeni oluşturmuş olduğunuz alana bir isim verin. Bu alana Türkçe karakter kullanmadan içerik ismini veriyorum. Burası bizim içerik alanımız olacak. OK butonuna basıyorum. OK butonuna bastığınızda seçmiş olduğunuz alanın etrafında mavi bir çizgi ve mavi bir kulakçık çıkacaktır. Sayfayı kaydetmek için File, Save seçeneğini seçtiğinizde Dreamweaver artık bu sayfayı bir şablon olarak kaydedeceğini gösteren pencereyi gösterir. Save As bölümünden bu sayfaya bir isim verebilir. Bu bizim ana sayfa şablonumuz ya da sayfa şablonumuz. Sayfa ismini veriyorum. Buna bir tanım yazabilir ve Save butonuna basarak bu dosyayı şablonlar içine kaydedebilirsiniz. Şablonlar sitenizin kökünde değil, ayrı bir klasörün altında bulunduğu için Dreamweaver'ın bu şablona giden linkleri, CSS ile olan bağlantılarının linklerini güncellemesi gerekir. Buna evet diyorum. Böylelikle de sayfamızı bir şablon olarak kaydetmiş oluyoruz. Sayfanızı şablon olarak kaydettiğinizde sayfanızın uzantısı Dreamweaver Template'in kısaltması olan DWT olarak değişir. Ve sitenizin içinde Templates adında bir klasör oluşur ve şablonunuz bu klasör içinde bulunur. Sitenizi yayınlarken Templates klasörünü sunucuya göndermenize gerek yoktur. Bu sadece Dreamweaver ile çalışırken size yardımcı olacak ek dosyadır.